Kongre'de resmi olarak azledilmesi için oylamaya geçilmesi konusunda karar alındı ve resmi olarak azledilmesiyle ilgili belge dün basına sunuldu. Bu belgede neden azledileceği konusunda iki anahtar konu üzerine odaklanıyor belge. Bir tanesi görevi kötüye kullanmak, diğeri de kongrenin işleyişini, kongredeki işleyişini, adaletin işleyişini engellemek. Yani bir bakıma kongrenin görevini yapmasına engel olmak. Mesela Dışişleri Bakanı'nı, gerekli kişileri kongreye tanıklık yapmaları için, ifade vermeleri için yollamayarak. Yani bir bakıma adaletin tecelli etmesinin önüne geçmek gibi. Şimdi bunlar önemli suçlamalar. Görevini kötüye kullanmak da Ukrayna'ya askeri yardımı kendi siyasi emellerine bağlamak. Yani kendi siyasi rakibi karşısında kullanmak. Bu nedenlerle kongredeki karar, azil kararı. Şimdi dar tuttular, çerçeveyi dar tuttular. Mesela rüşvet içine girmediler, rüşvet diyebilirlerdi. Yani Ukrayna'ya rüşvet vermeyi teklif etti. Veya işte yalan söyledi. Bunları söylemek yerine daha dar kesimde tutarak, yani görevini kötüye kullanmak ve kongrenin işleyişini engellemek dar tanımlanmış bir azil suçlaması. Demokratlar şimdi bunu bir bakıma gündeme getirerek oylamaya gidecekler kongrede. Kongrede, temsilciler meclisinde demek istiyorum kongre derken. Temsilciler meclisinde bu muhtemelen yeni yıl öncesi, Noel zamanı geçecek kongreden, temsilciler meclisinden ve bir üst kuruma, senatoya gelecek. Senatoda da hep konuştuğumuz gibi bu sefer cumhuriyetçilerin hakimiyeti var. Dolayısıyla cumhuriyetçiler senatoda oylamaya almadan önce azil sürecini bir mahkeme gibi senatoya getirecekler ve senatoda bu sefer Trump kendisi gelip savunma yapabilir ve halkın önüne geçip, senatörlerin önüne geçip kendi istediği tanıklarla da kendi istediği şekilde, mesela Joe Biden'ın oğlunu da masaya getirerek ona sorarak, senin Ukrayna'da işin ne vardı? Niye Biden'ın oğlu olarak Ukrayna'da o önemli doğalgaz şirketinin yönetim kurulunda iş yaptın? Senatodaki sorgulama bir bakıma Biden'a karşı da kayabilir. Çünkü cumhuriyetçiler en başından beri neden Biden'ı konuşmuyoruz diyorlar. Onların istediği yöne de gidebilir. Fakat şurası kesin, senatoda azil süreci demokratların istediği şekilde gelişmeyecek. Cumhuriyetçiler %53'lük çoğunluğa hakim. Onlar %60, %65 kaybetmedikçe, 3/2'lik derecede kaybetmedikçe azil süreci bir şekilde temsilciler meclisinde, temsilciler meclisinin azliyle kalmış olacak. Senatodan geçmediği için Trump görevinden istifa etmek veya azledilmiş duruma gelmek zorunda kalmayacak. Dolayısıyla bu mesele muhtemelen önümüzdeki aylarda devam edecek ve Amerika seçimlere giderken bu konuda Trump kendi savunmasını senatodan yapıyor olacak. Yani bir bakıma Amerika'daki seçim süreci içinde birdenbire bu azil meselesi de konuşulacak. Trump kendini mağdur konumda gösterecek ve karşısındakileri bir bakıma bir yargı darbesi, bir parlamento darbesi yapmaya çalışıyorlar diyerek halka gidecek. Ve bana göre, benim kendi şahsi kanaatim, Trump bu süreçten karlı çıkabilir. Zira Amerikan halkının ilgisi azaldı azil meselesine. Bu konunun fazlasıyla uzadığını ve partizan hale geldiğini düşünüyorlar. Özellikle cumhuriyetçiler tabanları ve Trump'ın tabanı bu konuda kızgın. Demokratlarsa kızgın olmakla beraber bu meselenin kendilerine bir seçim kazandıracağını düşünmüyorlar ve Trump'ın azledilmeyeceğini de biliyorlar. Yani sonuçta olmayacak bir nihayetine varmayacak bir proje için neden bu kadar uğraşıyoruz? Azledilmeyeceği belli bu adamın. Neden bu kadar uğraşıyoruz diyen demokratlar da var. Ve temelde de Amerika'da seçimlere giderken bu konular bence çok hakim olmayacak. Asıl konu, her zaman olduğu gibi, her Amerikan seçiminde olduğu gibi, ekonomi meselesi olacak.